Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Gönül Pınarı programında yine sizlerle birlikteyiz. Yanımızda Osman Ünlü hocamız da var. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Evet, dinleyicilerimizin yine merak ettiği konulardan birisi, bir konuyu böyle programımız müddetince biraz daha böyle fazlaca anlatabilirseniz, namazla alakalı çünkü önemli bir konu, çok sevineceğiz. Şimdi hadis-i şerif midir bilmiyorum, namaz müminin miracıdır. Hadis-i şerif efendim. Evet. Şimdi böyle bir hadis-i şerif var hocam. Namaz müminin miracıdır. İşte namaz iyidir, kılmak lazım, farzdır gibi bir şey denmemiş de namaz müminin miracıdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Nasıl oluyor bu miraç? Evet, yani miraç, bizim bildiğimiz miraç işte yine Peygamber Efendimizin göklere çıkarılması, Allah-u Teala ile görüşmesi. Namazın bununla ne alakası var? Yani miraçla ne alakası var? Niye böyle bir hadis-i şerif? Niçin böyle buyurulmuş? Evet, niye böyle buyurulmuş? Ne olursa veyahut da nasıl olursa o namaz miraç olur. Yani. Efendim zaten bugüne kadar mesela namazla alakalı olarak biz bu programda değişik şekillerde nakiller yaptık. Ama bugün hasreten bu konuyu seçtik. Bu gece daha doğrusu, bu cuma gecesi Gönül Pınarı programında hasreten seçtik. Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri bu zihinlerde takılıp kalan sualleri öyle bir geniş cevaplar vermişler ki biz burada sadece İslam alimlerden ikisini aldık. Birisi İmam-ı Rabbani Hazretleri, diğeri işte Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin namaz risalesindeki namazla alakalı olarak. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin o nasıl bir miraç olur namazda niçin öyle buyurulmuş? Oradan bir nakil ve bir de Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri daha detaya girmiş. İnsan tabii onları okuyunca veya dinleyince dehşete düşüyor. Ve sonra da diyorsun ki ana bizim kıldığımız namaz mı değil mi? Rahmetli babaannem hep derdi. Oğlum dedi, yani paçavra gibi böyle kıldığımız namazlar yüzümüze çarpılıp atılıvermese bari diye. Bu da Muhammed bin Kutbettin'in Zikri Hazretleri'nin Mızrak-ı İlmi halinde yazılı bu ifade. Paçavra gibi atılır. Tabii. He. Dedelerimizin el kitabıymışmış o Mızrak-ı İlmi hal. Tabii onlar mesela nakiller yapılıyor. Hatta ben babaanneme takılırdım. Bunları nereden biliyorsun? Tamam, dedem alim bir zatmış ama yani bir kadın kocasından nereye kadar istifade eder o zor. Nereden okudun diye takılıyordunuz. Okuması da yoktu. O da derdi ki oğlum derdi işte köyde bir hanım varmış, okumasını bilir. Böyle toplarmış gençleri. Hatta ona işte bunlar hanım anne derlermiş. Bir mesele olduğu zaman o çözermiş. Saliha bir hanım. Bunlara böyle Mızrak-ı İlmihal okur. Eyyühel Veled kitabını okur. Ondan sonra Muhammediye, Ahmediye kitaplarını okur. Ve orada da bunlar izahlar anlatılır. Tabii zihinlerde berrak olunca bunlar hatırlarında kalmış. Hı. Ve sonra bakıyordum mesela o ifade hakikaten o kitapta geçiyor. Bunu nereden duydu? Yani okuyarak duydu. Yoksa durup dururken kendisi Cenab-ı Hak ihsan eder. Yüksek bir derece hasıl olur. Göz perdeleri, kalp gözü açılır. Perdeler kaldırılır. Yakinen görür. O ayrı bir mesele. O kendisi için hüccet olur da başkası için olmaz. Ama Ehl-i Sünnet alimleri öyle değil. Hadis-i şeriflerden alarak naklediyorlar ve bildiriyorlar. Biz de namazın miraç olmasıyla alakalı olarak önce İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Kudüs'e zuru. Onun buyurduklarını bir nakledeceğiz. Sonra da Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, yani nasıl bir namaz olursa miraç olur, onun izah etmişler, onu nakledeceğiz. İmam-ı Rabbani Kudüs'e zuru buyuruyor ki, bir talebesine hitaben. Bilmelisin ki namaz İslam'ın 5 şartından, dinin 5 esasından ikincisidir. Bütün ibadetleri kendisine toplamıştır. İslam'ın 5'te bir parçası ise de bu toplacılığından dolayı yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur. Çok önemli. Yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur. İnsanı Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşturacak işlerin birincisi olmuştur. Alemlerin efendisi ve peygamberlerin en üstünü olana Miraç gecesi cennette nasip olan bu rü'yet şerefi, görme şerefi dünyaya indikten sonra dünyanın haline uygun olarak kendisine yalnız namazla müyesser olmuştur. Bunun içindir ki namaz müminlerin miracıdır buyurmuştur. Bir hadis-i şerifte insanın Allah-u Teala'ya en yakın olması namazdadır buyurmuştur. Onun yolunda tam izinde giden büyüklere o rü'yet devletinden bu dünyada büyük pay namazda olmaktadır. Evet, bu dünyada Allah-u Teala'yı görmek mümkün değildir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri ve devam ediyor. Dünya buna elverişli değildir. Fakat ona tabi olan büyüklere, yani Peygamber Efendimiz'e tabi olan büyüklere namaz kılarken rü'yetten bir şeyle nasip olmaktadır.
namaz kılmayı emir buyurmasaydı, maksadın, gayenin güzel yüzünden perdeyi kim kaldırırdı? Aşıklar maşuku nasıl bulurdu? Namaz, üzüntülü ruhlara lezzet vericidir. Namaz, hastaların rahat vericisidir. Ruhun gıdası namazdır. Kalbin şifası namazdır. Şimdi Mustafa Bey, bunları okuyoruz, dinliyoruz. Allah Allah diyoruz ama bizde öyle bir şey olmuyor yani. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Bilal beni ferahlandır diye ezan okumasını emir buyuran hadis-i şerif bunu göstermektedir buyuruyor. Ve namaz kalbimin neşesi, gözümün bebeğidir hadis-i şerifi bu arzuya işaret etmektedir. Ve bir talebesine de hitaben salih amelleri yapmaya uğraşınız buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu amellerin en faidelisi ve ibadetlerin en üstünü namaz kılmaktır. Namaz dinin direğidir, müminin miracıdır. O halde onu iyi kılmaya gayret etmelidir. Erkanını yani farzlarını ve şartlarını, sünnetlerini, edeplerini istenildiği ve layık olduğu gibi yapmalıdır. Namazda tumaninete yani rükû ve secdelerde ve kavmede oturmada ve celsede, oturmada ve celsede ve oturduğu anda bütün azanın hareketsiz kalmasına ve tadil erkana yani bu dört yerde sükûn, yani bedendeki uzuvların sakin olması, tumaninet bulduktan sonra bir miktar durmaya dikkat etmelidir. Çok kimse bunlara dikkat etmeyip namazlarını elden kaçırıyor. Tumaniyeti ve tadili erkanı yapmıyorlar. Bunlara azaplar ve tehditler bildirilmiştir. Namaz doğru kılınınca kurtuluş ümidi çoğalır buyuruyor. Ana, bu büyükler işi çok zora sokmuşlar hakikaten ya. Doğru kılınınca. Evet, doğru kılınınca kurtulur demiyor. Kurtuluş ümidi çoğalır. Çünkü dinin direği dikilmiş olur. Saadeti ebediye uçmak için, ebedi saadete kavuşmak için tayyare, uçak elde edilmiş olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insan namaza başlayınca Allah-u Teala ile kul arasında olan perde kalkar. Bunun için namaz müminin miracıdır buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Tamam, genel olarak ehemmiyetini İmam Rabbani Kutuz, daha çok geniş ama vaktimiz müsait olmadığı için İmam Rabbani Kutuz Hazretlerinden nakli burada bitirdikten sonra şimdi geçiyoruz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin namaz risalesi var. Ona geçmeden önce yine İmam Rabbani Hazretlerinin bir cümlesi, belki bahsedecektiniz ama tek başına namaz Müslümanlık demek, evettir şeklinde. Şimdi ama Ehl-i Sünnet itikadında da biliyorsunuz amel imandan cüz değildir. Burada da tek başına namaz Müslümanlık demek, o nasıl oluyor? Mustafa Bey, orayı da biraz açmakta Ehl-i Sünnet alimleri amel imandan cüz değildir buyuruyorlar. Ehl-i Sünnet itikadı böyle. Yani bir kimse içki içtiği zaman, hırsızlık yaptığı zaman, ne bileyim zina ettiği zaman kafir olmuyor. Günahkar oluyor. Ha, işlediği günah büyüktür. Günahı kebaire dalmıştır. Tövbe eder veya edemez, öyle ölür, imanlı gider, cezasını orada çeker, onu bilemem. Ama netice itibariyle bu kimsenin imanı gitmez. Evet. Günahkar olur. Günahkar olur. Ama bir tek mesela orucunu tutmazsa, ha, açıktan açığa herkesin gözü önünde aynı şekilde sigara içer, çay içer, kahve içer veyahut da inadına yaparsa, açıkça herhangi mazereti yokken yaparsa, bu Allah-u Teala'ya rest çekmektir ki iman gider. Ama onun dışında tutamıyor, azin şey yapmıyor, herkesten gizleyerek yiyor, içiyor, orucunu tutamıyor, tuttu gösteriyor falan. Gene kafir olmaz buyuruyor. Bakın, gene kafir olmaz. Ama namaza gelince Ehl-i Sünnet alimleri ittifak etmemişler. Yani ne demek ittifak etmemişler? Yani amel imandan da cüz, amel imandan cüzdür. Ehl-i Sünnet'in bildirmiş olduğu o hükümde namaz istisna edilmiş bazı alimler. Cüz değildir. Yani bazıları namaz eşittir imandır diyor. İmam Rabbani Hazretleri de ona işaret ediyor. Yani başlı başına aynı şekilde İslamiyet demektir. De ki ifade Ehl-i Sünnet alimlerinden kendisinin de aynı şekilde iştihadı o konuda. Öyle. Yani başlı başına bir ibadet olması, başlı başına ibadet olması, bunu çeşitli şekillerde izah etmişler. Mesela diğer ibadetlerdeki yapılan şeylerin çoğu bunda var. Mesela diyeceksin ki efendim orucunda yeme içmeyi terk ediyorsun. Namazda da aynı şekilde, namaz içinde yiyemiyorsun. Yersen aynı şekilde namaz bozulur. Yani yeme içme namazın içinde de terk ediliyor. Yani bütün ibadetleri, diğer ibadetleri kendisinde toplamıştır. Ama efendim zekatta mal var, ondan sonra haçta beden ve mal var. Doğru da yani namazda da aynı şekilde tesettür var. Bu tesettürde de aynı şekilde parası pul olacak ki bu tesettüre riayet edebilmesi için namaz kılmadan önce kapatılması gereken yerleri hem kapatacak hem de bir tavsiye var. Namazı en güzel elbisenizle kılınız.
temiz ve güzel elbiselerinizi kılınız. Dolayısıyla diğer ibadetlerde olmayan veyahut da olanların kısmen benzerleri, evet, bunda olduğu gibi namazda apayrı başka bir şeyler daha var. Apayrı başka bir şeyler daha var. Onu da anlatmışlar, onu da izah etmişler. Yani bütün ibadetleri sanki kendisine toplamış. Onun için İmam Rabbani Hazretleri namazı eşittir İslamiyettir. Ve mesela İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki namaz imandandır. Dolayısıyla namaz var, iman var. Namaz yok, iman yok. Namaz olmayınca iman da gidince, bu kimse oruç tutsa da, ondan sonra zekat verse de, hacca da gitse bir kıymet ifade etmiyor. Namaz varsa onlar kıymet kazanacak. Değer kazanacak, ecir alacak, ücret alacak. Namaz yoksa bunların hiçbirisi olmayacak. İşte namazı miraç olacak şekilde kılabilmek için de Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, mesela İmam Rabbani Hazretleri bu bildirdikleri, bu hassasiyetleri genişletmiş, açmış. İnsan onu okuyunca böyle dehşete kapılıyor. Mesela bu zat buyuruyor ki o namaz risalesinde Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, namaz İslam'ın 5 şartından ikincisi olup Fahri Kainat'ın aleyhissalatü vesselam miraca teşriflerinde en hayırlı ümmet olan ümmeti üzerine Allahu Teala'nın ezeli hitabı ile her gün 5 vakit farz oldu. Şimdi bunların bu ifadeleri karşısında insan ürperiyor. Cenab-ı Hakk'ın ezeli hitabı ile. Ya ne büyük devlet, ne büyük şeref. Yani zaten o cümlede bile namazın kıymeti ve ehemmiyeti açığa çıkıyor. Yani seni çok özür dilerim, tenzih ederim de bu büyüklerin sözleri yanında bizimki hani cam parçasıdır zaten de olmaz da. Adam yerine koymuş. Emir veriyor. Kıymetlendiriyor bizi, şereflendiriyor. Ezeli hitabıyla 5 vakit namazı aynı şekilde ihsanda bulmuş. Muhatap alıyor. Muhatap almış, lütfetmiş, evet, ihsan etmiş demiyor. Namaz dinin direğidir. Kim namazı devam üzere doğru ve tamam olarak eda ederse dinini kemale erdirmiş olur, tamam yapmış olur. İslam binasını ayakta durdurmuş olur. Namaz kılmayanlar Allah-u Teala korusun dinlerini ve İslam binasını yıkmış olurlar buyuruyorlar. Tehdit var orada da. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dininizin başı namazdır buyurdu. Başsız insan olmadığı gibi namazsız da din olmaz. Mesela İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin o iştihadına, mesela Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ndeki o ağırlıkta onu hissettiriyor. Dininizin başı namazdır. Namaz yoksa hikayedir. Başı olmayan vücut gibi yani. Şeyde hatırlar mısın biliyorum. Allah-u Teala rahmet eylesin. Enver abiler böyle bazen sünnet olduğu zaman davet edilirdi. Orada sünnet çocukları olurdu. Onların çoğu aynı şekilde Enver abinin bir sözü vardı. Namaz var, hayat var. Evet. Namaz yok, gık derdi. Tamam. Hatırlar mısın orayı? Bazı o çocuklar bilirler de Enver abinin bu hassasiyeti. Dizildiler 3-5 kişi. Böyle koro halinde. Namaz var, hayat var. Namaz yok, gık. Tamam. Yani ölgesin demektir. Ölgesin demek. Namaz var, hayat var. Namaz yoksa hayat yok. Hayat yok. Öyle yani o. Namaz müminin miracıdır. Miracı olması bu ümmete mahsustur. Diğerlerine de değilmiş Mustafa Bey. Yani, diğerlerinde de namaz var. Ama miraç değildir. Evet. Sadece bu ümmete mahsustur. Ne ihsandır. Serveri aleme aleyhissalatü vesselam miraç gecesinde cennette Allah-u Teala'yı görmek şerefi dünyada dünyaya uygun olarak namaza nasip olmuştur. Cennette görülecek. Ama Peygamber Efendimiz de dünyadan çıkartıldı, ahirete götürüldü ama gördü. Peygamber Efendimiz'e tam tabi olanların o nimetten bu dünyada namazda nasipleri vardır. Külfet, zahmet ve zorluklar kalkar. Batın yani kalp ve ruh baştan başa zevk ve lezzet bulur. Cenab-ı Hak bize de nasip etsin inşallah. Teala. Namazda şaşılacak gizli şeyler ve anlatılmaz haller hasıl olur. Şimdi bakma yüzüm öyle. Bunların yazdıklarına ben inanıyorum sonuna kadar. Bunlar doğru yazmış. Ben de olmasa da. Yaşıyorsanız inanıyorsunuz tabii. Hayır, inanıyorum bunların böyle olduğuna. Tatmasam da, anlamasam da. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutlu Hazretleri bir yerde buyuruyor ki, bunları şimdi anlayacak nerede buyuruyor. Buna inanmak da büyük nimettir. Hemen arkasına diyor ki, vallahi ben inanıyorum sizin yazdıklarınıza. Bu naklettiklerinizin hepsine inanıyorum. Hepsine. Yani namazda şaşılacak gizli şeyler ve anlatılamaz haller hasıl olur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası Sultan Murat Han. Kaçıncı Murat olduğunu ben hep şaşırıyorum. Çünkü birinci, ikinci Murat diye böyle geçiyor. İkinci Murat Han. Saray imamına dermiş ki, ben demiş size gıpta ediyorum, imreniyorum. Ben demiş çok günahkarım. Saray imamı da şaşırmış. Estağfurullah demiş sultanım ben. Yani demiş nemize gıpta ediyorum falan, merak ediyor falan. Demiş ne güzel demiş, siz hemen görüveriyorsunuz, ben göremiyorum.
daha çok şaşırmış. Ne görüyoruz ki demiş biz ya. İmam da bizim gibiymiş. Her asırda bu. En sonunda demiş efendim neyi görüyoruz biz? Siz demiş ne güzel hemen demiş. İftida tekbir alırken elinizi kaldırıyorsunuz. Hemen Kabe'yi görüveriyorsunuz demiş. Ben göremiyorum. Bazen elimi bir kaldırıyorum. Göremeyince bırakıyorum. İkincide bazen üçüncüde görüyorum. Ondan sonra tekbir alıyorum. Meğer mübarek ne saf ne temiz bir salih bir kimseymiş ki. Evliya tabii. Herkesi öyle zannediyor Mustafa biliyorsun. Bir de gıpta ediyor yani. Bir kere de görüyorlar. Bunların hepsi görüyor. Cemaatte imam da hepsi elini kaldırdı mı Kabe'yi görüyor. Ve namaz öyle kılınır biliyor. O hep o hal olduğu için öyle kılınır biliyor. O büyükler de aynı şekilde şeyde de var bu. Ubeydullah Ahrar Hazretleri daha küçük yaşta bir gün böyle bir bahar günü işte evden bir yere göndermişler. Oradan geri gelirken kendi köyünden kasabasından neyse gelirken tabii bakmış bir tarlada adam birisi tarlayı sürüyor. Yağmur da yağmış. Islak, nemli. Koca toprağa deviriyor falan. Bu oraya bakarken yolda giderken yolda çamur olduğu için ayağı bir ara çamura batmış. Ayakkabı da çamurun içinde kalmış. Onu çıkarmaya uğraşırken la ilahe illallah demeyi unutmuş. Neyse çıkarmış. Ondan sonra bir hayıflanmış ki yazıklar olsun sana daha çocuk yaşta. Yazıklar olsun sana demiş. Bak demiş o adam demiş toprağı deviriyor. Koca toprakları deviriyor. Allah demeyi unutmuyor. Senin diyor ayakkabın diyor çamura battı bir anlık diyor. Onu çıkarıncaya kadar Allah-u Teala'yı unuttun. Ve sonra tabii mübarek biliyor ki ben ne bileyim herkes her an Allah der zannederdim diye. Herkes öyle zannediyormuş. Kendi gibi biliyor. Evet kendisi gibi. Hani iki ama sarma yiyormuş da. İkisi de ama. Biri diğerine demiş ki niye demiş iki iki alıyorsun. Durmuş Allah Allah. Demiş ya sen amansın. Velev ki iki alsan bile demiş. Nereden görüyorsun? Ben demiş iki iki alıyorum da demiş. Herkesi kendi. Evet. Bunlar da öyle zannediyormuş. Ve Seyyid Abdülkemal Vahsettir buyuruyor ki bu saydığımız haller diyor ancak sona varan evliya zatlara nasip olur. Ha, biz boşuna heveslenmiyor diyor. Bizde olmuyormuş yani. Allah-u Teala'nın büyük nimetlerindenmiş. Namaz Allah-u Teala ve Resulüne imandan sonra bütün mukarreplerin mukarrep, işte melekler de var. Ayrıca aynı şekilde peygamberler, sonra eshab-ı kiram, tabi'in, tebi'i tabi'in. Ve evliyanın yüksek derecedekilerine söylenen isim. Mukarreplerin amellerinin ve bütün ibadetlerin üstünde, bak o mukarreplerin amellerinin de ve bütün ibadetlerin üstünde en iyi bir ibadettir. İmam-ı Rabbani Hazretleri de aynı şekilde baş başına İslamiyettir buyurmuştu. Bir gün Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'ye hitaben, ya Ali senin namazın farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına riayet etmen gerektir buyuruyor. Buyurunca sahabe-i kiram da varmış orada. Ensar-ı kiramdan bir zat diyor ki ya Resulallah Hazreti Ali zaten bunları biliyor. Yapıyor. Bize de bunların faziletini anlatır mısınız? Biz de ona göre amel edelim diye arz edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki ey ümmet ve eshabım şartlarına uygun olarak kılınan namaz Allah-u Teala'nın razı olduğu bütün amellerin en eftalidir. Peygamberlerin sünnetidir. Meleklerin sevdiğidir. Marifetin arz mes-semavati yani yerlerin ve göklerin nurudur. Bedenin kuvvetidir. Rızkın bereketidir. Duanın kabulüne sebeptir. Melekül mevt, ölüm meleği arasında şefaatçidir. Kabirde ışıktır. Münker ve nekire cevaptır. Kıyamet gününde üzerine gölgedir. Cehennem ateşiyle kendi arasında siperdir, kalkandır. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette başına taçtır. Allah-u Teala müminlere namazdan eftel hiçbir şey vermemiştir. Din büyükleri buradan alıyorlar tabii. Bütün ibadetler aynı şekilde onunla toplanmıştır diye. Eğer namazdan eftel bir ibadet olsaydı en önce müminlere onu verirdi. Zira meleklerin kimi devamlı kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede, kimi kadededir. Bunların cümlesini bir rekat namazda toplayıp müminlere hediye verdi. Çünkü namaz imanın başı, dinin direği ve İslam'ın kavli müminlerin miracıdır. Yer ve göğün nurudur, cehennemden kurtarıcıdır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zaten anlatılması gereken her şey bu hadis-i şerifte de bildiriliyor. Hepsi de aynı şekilde burada nakledilmiş, bildirilmiş. Ve on sonra devam ediyor tabii Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri buyuruyorlar ki namaz
Allah-u Teala'ya karşı has, özel bir ibadettir. Namaz, maksatlardan olup diğer ibadetler namaz için vesiledirler. Namaz maksat. Evet, namaz maksat. Yani onun için din büyükleri, evliya-i kiram bir ömür boyu uğraşmışlar ya, iki rekat bir namaz kılabilmek için. Büyüklerden bir zat tabire dua edermiş, ya Rabbi bana bir günlük afiyet ver diye. İnsanlar bakmışlar, biz diyoruz ki yani sıhhat afiyet diyoruz ya, afiyeti sıhhat manasında kullanıyoruz. Demişler siz sıhhatte, afiyette değil misiniz? Dönüyor, afiyet ne demek siz biliyor musunuz buyuruyor. Diyorlar ki bizim bildiğimiz afiyet sağlam, yani senin elin kolun sağlam, hasta falan değil. Yani işin gücün yerinde, keyfin yerinde. O zaman o zat buyuruyor ki afiyet demek buyuruyor. Sabahtan akşama kadar 24 saat Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde tenzih-i mekruh da dahil buna, günah işlememektir buyuruyor. Afiyetle geçen gün böyle olur buyuruyor. Ben öyle bir gün istiyorum. Niye gülüyorsun? Senin günler böyle mi geçiyor? İnşallah. Yani binde biri olsa. Allah Allah. Tabii insan bu din büyüklerinin hayatını, din büyüklerinin sözlerini okuyunca insan tabii hatırına gelebilir. Hani İslam ve Toplum programında da zaman zaman dinleyiciler arıyorlar ya, diyorlar ki siz böyle böyle anlatıyordunuz da yani korkuyoruz bazen. Şimdi mesela biz buradaki bu bilgileri naklediyoruz. Dinleyenlerin içerisinde böyle düşünenler çıkabilir. Der ki ya siz insanı korkutuyorsunuz. Ama işin doğrusu bu. Namaz müminin miracı. Nasıl bir namaz müminin miracı? İşte o anlatılıyor. O anlatılıyor. İnsan böyle şey yapınca, peki ne fayda sağlar bizim gibi avam için bu? Ya hiç olmazsa bu bilgiler böyle zihnimizde hazır bulunduğu süre içerisinde namazla kendimizi biraz toparlarız. Ola ki yani o toparlama anında Allah-u Teala halimize uygun olarak, ben bu kuluma bu kadar fazla bir şey vermedim, kapasitesi şeyi de bu kadar, bu beni aynı şekilde emrettiğim ibadet içerisinde beni zikretmek için uğraşıyor, başaramıyor ama ben bunu başarmış kabul ettim, bu ibadetini beğendim. Ona her şeyin sahibi. İki rekat ya. Hep bir din büyükleri böyle iki rekat bir namaz kılabilsem diye uğraşırlarmış. İki rekat bir namaz kılabilsem diye. Hatta Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri mene vefat edince demişler ne haldesin? Vallahi demiş bütün amellerin hepsi gitti. Ama bir gece kalkıp da kıldığım iki rekat namaz işte öyle bir namaz yani o da. O namaz diye imdadıma yetişti. O namaz imdadını. Onu hatırlatıyor, öbürlerini de siliverdiler, gittiler, kabul ettiler, gittiler. Ya biz öyleyiz ama hani bu olmaz, olmayan bir şey de değil. Yani olmaz denmez. Çünkü mesela örnekleri var. Yaşamış. Hazreti Ali Efendimiz mesela değil mi? Ayağından şey demir çıkartıyorlar. Demek ki nasıl bir namazsa o narkoz gibi bir şeymiş yani. Hani hadis-i şerifte de naklettik ya. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri buyuruyor. Yani hatıra hayale gelmeyecek zevkler, güzellikler, hani namazda nice sırlar var buyuruyor. Onlar hasıl oluyor. Yaşamışlar, tatmışlar bunu. Tadarak söylüyorlar bunu. Onun için bize tesirli oluyor. Yoksa biz otursak ya namazda şöyle, ya, tattın mı? Yok. Ama bunları tattığına biz inanıyoruz. Cenab-ı Hak bunları seçip yaratmış. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın seçtiği kullar. Sevgili kullar. Mesela mezhepleri inkar eden, dinsiz veyahut da aynı şekilde bidat ehli veyahut da zındık olanlar itirazlarının sebebi nedir? Bunları kendi gibi. Diyor ki bende böyle bir zevk yok diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Bunu uyduruyorlar. Adam kendiyle kıyas ediyor. Halbuki öyle değil o. Sen kendinle kıyas edince peygamberi de inkar edersin. Ve ediyorlar da. Evet. O noktaya geliyor. Peygamberi de inkar ediyor. Halbuki Cenab-ı Hak bu dini ben indirdim, ben koruyacağım buyuruyor. Nasıl korur? Böyle kullar yaratır. Böyle kullar yaratır. Mesela şeyde Seyyid Abdülhakim Arvazi Hazretleri'nin işte namaz risalesinden biz naklediyoruz da işte Seyyid Abdülhakim Arvazi Hazretleri'nin yüzlerce binlerce talebesi vardı. Seveni vardı. Ama bunlardan bir tanesi ve yaşça da diğerlerinin hemen hemen en aynı şekilde yaşça da küçüğü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. O bize naklediyor. Niye? Yaratılırken Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh farklı yaratılmış. Zamanının ilimleri içerisinde matematiği bir kere hakim, iyi hakim hem de. Hatta babası bile yani öyle tahsil olmadığı halde zihinden, hesap makinesi falan değil, altı basamaklı rakamı zihninden çarpabiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, altından yazıyor 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunları çarpıyor, neticesini sana söylüyor. Hesap makinesi gibi yani. Biz hesap makinesiyle bile zor yapıyoruz. Yanlış çıkıyor.
Şimdi böyle babanın evladı. Bu irsi olarak hani sürat-i intikal evet. çok yüksek, hafıza çok yüksek. Akıl zeka çok yüksek. Hatta Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh kendilerini bizzat aynı şekilde ifade ediyorlar. Şimdi Mustafa Bey düşünebiliyor musun? Zeka çok yüksek, sürat-i intikal çok yüksek, hafıza çok yüksek yaratılırken. Bunlar insanı ne yapar? Ne yaptığını bizzat Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh kendileri söylemiş. Buyurmuşlar ki ben hocam Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni tanımadan önce kendini beğenen kibirli birisiydim. Kibirli yapar tabii. Kibirli yapar. Şöyle bakar falan. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin yakinen aynı şekilde derslerinde bulunan talebeleri anlatıyorlar. Mesela diyor ki 20 sene önce o kitabı okumuştum. Orada şöyle yazıyor. Vallahi ben sabahki kitapta okuduğumu hatırlayamıyorum. Bırak beni bir saat önce kocaladığım kitaptakini hatırlayamıyorum. 20 sene önce. Böyle bir Cenab-ı Hak verirken, yaratırken, aynı şekilde yaratırken böyle bir hafıza yaratmış. Böyle bir hafıza yaratmış. Şimdi bende yok diye, bende yok diye. Olmaz öyle şey denir mi? Bende yoksa başkasında da yok. Yok olur mu öyle şey? O zaman çevirelim. Şimdi zenginler var. Bana bakayım ben fakirim. Onlar da var. Öyleyse onlarda da olmaması lazım. İşte komünistler de böyle düşünüyorlar. Eşitlik yok ya, eşitlik yok. Allah-u Teala adalet de yaratmıştır. Eşitlik diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu büyüklerin, din büyüklerinin hani anlatırken bildirdikleri, evet kitaplarda mevcut mu? Namaz mevcut ama kitaplarda mevcut, kitapları yazmışlar ama kendileri bunu tadıyor. Namaz maksatlardan olup diğer ibadetler namaz için vesiledir. Yani Allah-u Teala'ya kavuşmak. Yani mahlukta hali kavuşamaz buyuruyor. Evet. Ama o sevk veriliyor. Namazda veriliyor bu. Öbürlerinde verilmiyor buyuruyor. Bu namazda oluyor buyuruyor. Çünkü Miraç gecesi emredilmişti. Miraç gecesi. Namaz, bunun için bakın bu çok ağır bir ifade. Müslüman ile kafir arasını ayırt edici bir ibadettir. Oruç tuttuğunu bilemezsin sen. Tutuyor der. Senin yanında yemez. Tutuyorum der. Zekat verdiğini de bilemezsin. Adam dağıtır mesela. Zekattı canım ama zekat değil de gösterişçi mi? Onu da bilemezsin. Adam hacca bile gider. Kâbe'yi de tavaf eder mesela. Gider. Yani değişik sebeplerle gidenler var. Gidebilir. Dolayısıyla ama namaz öyle değil. Günde 5 defa sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Mesela şeyde sabah ve yatsı münafıklara ağır gelir buyuruyor. Adam bunu alıyor. Bu hadis-i şerif ne zaman söylenmiş, niçin söylemiş, illeti nedir, sebebi nedir? Bunu bilmez ve Müslümanların çoğunda aynı şekilde lekelemeye kalkar. Halbuki Medine-i Münevvere'de münafıklar vardı eshab-ı kiramın içinde. Bunlar Müslümanız dediler. Müslüman değillerdi. Kafirdiler. Müslüman gözüküyorlardı. Ama Müslüman gözüküyorsa o zaman 5 vakit namazda da Mescid-i Nebi'ye gelmek mecburiyeti var. Çünkü o zaman mazeret yok. Bunlara sabah ve yatsı çok zor geliyordu. Zaten adamlar kılmak istemiyor. Tamam mı? Zor geliyor. Sırf görünmüş olmak için de. Evet, görünmüş olmak için gelecek adam. Zor geliyordu bunlara. Namaz, İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri işlemekten insanları men eder. Günahların kefarettir. Çünkü ayet-i kerime o. Nahl suresinde ne geçiyor? Namaz insanları, namaz insanı bütün kötülüklerden, fahşadan alıkor buyuruyor. Ama bunlar bu şekilde mesela nakledeceğiz. Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin bildirdiği şekilde namaz kılınca hakkında kötülüklerden uzaklaştırır. Namazın güzelliği diğer ibadetlerin aksine olarak iman gibi kendisindendir. Kendisinde en çok ibadetleri toplayan ve insanı Allah-u Teala'ya en çok yaklaştıran bir ameldir. Çünkü Allah-u Teala'ya namazla yalvarıp Allah-u Teala'nın azamet ve celalini müşahede edicidir. Böyle bir durum var namazda diyor. Namazı huşu ve huzu yani tevazu. Tevazuyla, korkuyla, kalp huzuruyla ve tümaninette, rükû ve secdelerde, kavmede, celsede, bütün huzurların hareketsiz kalmasına riayetle ve cemaatle, tezellül ile elde etmek kurtulmanın başlıca sebeplerindendir. İşte aynı şeyi söylüyor. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki şartlarına uyarsanız kurtulma ümidi var. Seyyid Abdülhakim Arvi Hazretleri de bir sürü şart saydı. Namazda huşu, hudu, tevazu, korku, kalp huzuru, tumanine, rükû, secdelerde tezellür, hareketsiz kalması, cemaatle kılacak. Ondan sonra böyle yaparsan diyor, kurtulmanın başta sebeplerinden olur. Yoksa kurtulamaz diyor. Bu surette namazını kılan müminlerin kurtulacakları ayet-i kerimede beyan buyurulmuştur. Buyuruyor Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Biz devam edeceğiz ama evet, birinci bölüm bitti. Kısa bir ara verelim, sonrasında devam edelim.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programında Osman Ünlü hocamız namazın ehemmiyetini, namaz müminin miracıdır başlığı altında bize aktarıyordu. En sonda Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin namaz risalesinden bize bilgiler veriyordunuz hocam. İsterseniz devam edelim kaldığımız yerden. Efendim hani birinci bölümde nakletmiştik de hani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri namazı huşuyla, işte tevazuyla, korkuyla, kalp huzuruyla, rükû secdelerine dikkat etmek ve hareketsiz kalmak suretiyle, cemaatle ve tezellül ile eda etmek kurtulmanın başka sebeplerindendir. Bu konuda diyor ayet-i kerime de var. Ve Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki beş vakit namazını kılan kimse Malikil Mülk'ün yani Allah-u Teala'nın kapısını çalıyor. Kapıyı çalmaya devam eden kimseye şüphesiz kapı açılır buyuruyor. Ne büyük müjde ama. Devam, başka bir hadis-i şerif. Beş vakit namaz sizden birinizin kapısının önünde akan nehir gibidir ki o nehirde her gün beş kere yıkansa o kimsede hiç kir kalmayacağı gibi namazını devamlı kılanlar da öylece günahlardan pak ve temiz olurlar. Bu da müjde. Bir başka hadis-i şerif nakletmişler. Farz olan beş vakit namazını cemaatle kılan kimse Sırat Köprüsü'nü parlak bir şimşek gibi geçenlerin ilki olacaktır. Ne büyük müjde. Ve sabıkun olan ilk zümreyle Allah-u Teala onları haşreder ve onun için her gün ve gecede bir koruyucu melek vardır ve Allah-u Teala yolunda öldürülen bin şehit sevabı ona verilir. E şimdi herkesin gözünde şehit çok yüksek. Evet. Ama beş vakit namazını kılana bin şehit sevabı veriliyor. Evet. Başka bir hadis-i şerif, karanlıktan mescitlere yürüyerek giden Allah-u Teala rahmeti içinde yürüyücüdür. Hak Sübhanehu ve Teala cemaatle namazı kılıp sonra hacetini dileyen kuldan duasından ayrılmadan önce isteklerini vermemeye haya eder. Allah Allah, her şeyin sahibi. Başka bir hadis-i şerif, namazda, kıyamda, yalnız kılarken uzun okumak ölüm anındaki şiddeti azaltır. Her uzvunu temizleyerek mükemmel surette, mükemmel bir güzellikte abdest alıp namaz kılmak maksadıyla mescitte hazır olan kimse elbette müjdelenir. Evinde kılan o namazın sevabına kavuşur. Eğer yakınındaki mescitte eda ederse 25 namazının sevabı verilir. Eğer cuma namazı kılınan mescitte eda ederse 500. Mescid-i Aksa'da eda ederse 5000. Mescid-i Nebi'de eda ederse 50.000. Mescid-i Haram'da eda ederse 100.000 namaz sevabı verilir. Eda ederken onun edeplerinden bir edebi terk etmeye bile razı olmamalı. Hadis-i şerifte böyle bildiriliyor. Ve devam ediyor Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Eğer namaz tamamıyla eda edilirse azaptan kurtulmak için sağlam bir saptan yapışmış olur. Namazın dünyadaki mertebesi ahirette ru'yetin yani Allah-u Teala'yı görmenin mertebesi gibidir. Namazı büyük bir emir bilmek ve müstahap olan önceki vaktinde cemaat ile ve diğer şartlarına, müstahaplarına, tadil erkene riayet ederek sükun ve vakar ile elde etmek lazımdır. Resulullah Efendimiz buyurdu ki amellerin en eftali vaktinin evvelinde kılınan namazdır. Kul namaza kalktığı zaman cennet kapıları kendisine açılır. Kendisiyle Rabbi arasındaki perdeler kalkar. Cennette olan huriler kendisini karşılar. Ne büyük iltifat. Huzu, hudu diyoruz ya efendim. Onu açıklıyor Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Hudu, kıyamda ve diğer rükünlerde olduğu gibi hep secde yerine bakmak ve okunan Kur'an-ı Kerim'i dikkatlice dinlemek. Eğer okunanın manasını anlıyorsa onun esrar, sırlarını ve manasını tefekkür etmek. Eğer okunanın manasını anlamıyorsa Allah-u Teala'nın kelamı olduğunu düşünmektir. Bu Allah-u Teala'nın zatına teveccühtür. Çünkü Allah-u Teala'nın zatını düşünmek isim ve sıfatlarını anlamaktan yüksektir. Zatını düşünmek Allah-u Teala'ya vasıl olmuş ariflerin işidir. Onların muamelesi ayrıdır. Özellikle namaz kıldığı vakitte onun ruhu keyfiyetsiz olarak o en yüksek makama ulaşır ve zahirden kesilir. Tabi burada bizi dinleyenlerin kafası karışmasın. Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmekten men ediliyor. Burada Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin buyurduğu zaten onu ayırdılar. Bu yüksek derece dedikler içindir. Evet. Onun da zatını düşünmek hiçbir şeye benzemediğini anlamaktır buyuruyorlar. Namazda lezzet ve cemiyet hasıl olması için çalışmak lazımdır. Ha, şimdi demin de konuşuyorduk ya. Biz böyle kılamayacağımıza göre bırakıverelim. Yok öyle değil buyuruyor. Öyle değil. Çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Çünkü namazda ve hususuyla farz namazlarda hasıl olan lezzet sona varmanın alametlerindendir. Evliyalıkta sona varmanın. Yoksa en son kalanların değil. Cemaatle kılsın veya yalnız kılsın. Namazın erkanıyla mukayyet olması, kayıtlı olması ve onun adabına, sünnetine riayette kusur etmemesi lazımdır. Kıyamet gününde en önce hesaba çekilme namazdan olacaktır. Eğer namazın hesabı kolay geçerse diğer ibadetlerin dahi Allah-u Teala'nın inayeti yardımıyla hesabı kolaylıkla geçer. Babaannem rahmetli bunu çok söylerdi.
Oğlum derdi, namaz hesabını verince öbürleri kolaylaştırmış derdi. Böyle anlatır. Kitaplarda yazıyor, din büyükleri buyurmuşlar. Namaz kılanda, namaz kılarken korku, dehşet ve heybet hasıl olması icap eder. Kimin huzurunda duruyorsun değil mi? Evet. Herkes namaz emrine uymak için namaza hazırlıkta bulunurlar. Huzur ehli vaktinde, vaktinden önce, kazanç ehli ise vakit girdikten sonra hazırlanırlar. Camiye giderler, ikamete başlarlar. Onu da tasdik etmişler. Şafii mezhebinde ikamet ezanın yarısıdır. Yani hayyâlel salâh, hayyâlel felâh birer kere olup kad-ı kâmet-i salâh iki defadır. Manası işte namaz başladı, kılınıyor demektir. Bu da cami içinde meşgul olanları ikaz ve namazın şerefini daha çok açığa çıkarmak içindir. Hakikatte ikamet ezanın aynıdır. Başlama tekbiri, namaza giriştir, ellerini kaldırmak. Kaldırırken de her şeyden uzağım. Allah-u Teala bu namazıma lüzum ve ihtiyaçtan münezzeh demektir. Allahu Ekber demek farzdır. Çünkü namaza dahil olduğu zaman ihtiyaç ve vehimden kurtulma zamanıdır. Diğer tekbirler sünnettir. Kıyam, nihayeti zillet ve tevazudur. Kıyamdan secdeye gidiyorsun ki secde yeri zillettir. Beş duygu organının hareketlerini kontrol altına almış, azasını hareketten düşürmüş, huşu eder ve zelil bir vaziyette bulunmuş olarak Allah-u Teala'yı tazim etmiş, yüceltmiş olan avamın, ben ona layık ibadette bulundum diye zihnine bir şey gelirse Allahu Ekber deyip rüküye gidince o hatırına geleni yine def ediyor böylece. Ya ben kılıyorum falan derken gene böylece def ediyor. Fakat me'murum yani emredilmiştir bana yapacağım demektir. Bu hitap lezzet almak içindir. Hitapta bir lezzet vardır. Namaz kılmaya başlayan kimse Sübhaneke'yi okurken gafil olmasın. Çünkü burada gaflet edepsizliktir. İlk huzura girmektir. Bu kadarcık bir huzurla huzur-u Rabbil Alemine dahil olmalıdır. Bu başlama tekbirinden sonra Allah-u Teala kendisinin emir ve fermanına uygun olarak kıraat edecektir. Kıraatte hakiki mütekellim yani söyleyen olan Allah-u Teala'nın namına olarak o ayet-i kerimeleri okuyacaktır. O vakit nefsin vesveselerinden ve şeytanın güzel göstererek aldatmalarından tamamıyla uzak olmak icap eder. Halbuki bu onun kudret ve kuvvetinin üstündedir. Kuvveti dahilinde olan bir kimseyi vekil tayin eder ve der ki "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm." Yani "Ya Rabbi şeytanın şerrinden sen beni muhafaza et." Melekler hep Fatiha suresindeki dualara amin demeye hazırdır. Namazda Fatiha okuyoruz, hazırdır. İmam amin deyince melekler de amin der ve cemaat de bir anda amin derler. Meleklerin aminiyle beraber olan aminler reddedilmez. Amin demek kabul et demektir. Ve çürük aminlerimiz, bizim uygunsuz olan aminlerimiz, onların makbul aminleri yanında kabule şayandır. Çünkü Allah-u Teala kerimdir. Namaz kılmaya başlayınca kıyamda, "Ya Rabbi ben her emrini yerine getirmeye hazırım" demelidir buyuruyor. Hazır ola geçmeli yani. Evet. Şimdi Seyyid Abdülhakim'in Arvasi Hazretleri bunlar da bizi namaza hazırlıyor. Böyle başla diyor namaza. Rükû, tevazu demektir. Rükû edenler aciz vaziyettedirler. Ellerin dizlerine dayar. O vakitte rükû kıyamdan daha ziyade zillet ve korkuya dalalet ettiğinden nefsin Allah-u Teala layık bir ibadette bulundum yolundaki vehmini yok için sübhan eder. Yani sübhan Rabbiyel azim diyoruz ya sübhan. Der ki o sübhan yani münezzehtir, münezzehtir, münezzehtir. Neden? Allah-u Teala her şeyden münezzehtir. Rabbiyel azim benim Rabbim bu rükûm sana layık bir rükû değildir. Ya Rabbi benim diyor Rabbim sana layık, benim bu rükûm sana layık değildir. Bu kadar yapabiliyorum yani. Bu kadar yapabiliyorum. Evet. Tekrarı da bunu kuvvetlendirmek için. Sübhan Rabbiyel azim, sübhan Rabbiyel azim, sübhan Rabbiyel azim diye tekrarı da bunun içindir. Burada Allahu Ekber sünnet değildir. Semi'allahu lümen hamideh denir. Semi'a işitsin kabul etsin demektir. Ya Rabbi büyüklüğüne karşı ben tahammül edemedim diyerek bir daha doğrulur. Sonra ayaklara kapanır gibi Allahu Ekber diyerek secdeye gider. Bu kıyama liyakatından seni tenzih ediyorum ya Rabbi der. Secde. Bundan daha ileri bir zillet aşağılanmak beşeriyette insanlıkta mümkün olmadığından İki şeyler rükudan ayırdı Cenab-ı Hak secdeyi. Birincisi âlâ demek. Sübhan Rabbiyel âlâ diyoruz. Âlâ azimden daha çok mübalağalı olduğundan rükûa azim, avayim büyük diyoruz. Secdeye âlâ daha yüksek tahsis ediliyor, ayrılıyor. Secdeden önce ve sonra Allahu Ekber vardır. Rükuda böyle değildir. Secdenin yapılmasında bir nevi edep dışı düşünülerek başını çabuk kaldırır. Bir daha secdeye gider. İkinci secdeden dehşetle
ve süratle kalkar ve oturur. Allah-u Teala hamd ve sena eder. Şimdi Mustafa Bey bunları okuyunca, anlatınca insan tabii ki hani tatmıyor ama fakat mübarekler nasıl yaşamışlarsa insan anlatırken bile hissettiriyorlar. Evet. Niye yaşamışlar çünkü bunlar bunu. Tatıyorlar bunlar bunu. Ve devam ediyor, buyuruyor ki mümin her nerede namaz kılsa peygamberlerin ve evliyanın ruhları, melekler ve cin mutlaka beraber bulunurlar. Yalnız değilsin yani. Uzun okumakla kılınan namaz eftel olduğu hadis-i şerifte bildirildiğinden imamın cemaatin hal ve takatına göre kılması lazım gelmektedir. Yalnız başına kılanlar kıyam, rükû ve secdenin takatlerin ispetinde uzatmasına rağbet ederler. Ve namazın erkanına dikkat edip kusursuz kılmaya çalışırlar. Sevilen kul şu kimsedir ki Mevlasının emrine bağlı olarak emirleri gecikmekten yerine getirir. Çünkü Mevla'nın emrini tehir etmek, geciktirmek edepsizlik ve dik başlılıktır. Onu ağır bir ifade. Kılarız ya falan. Meydan okuma yani. Meydan okuma tabii. Kime meydan okuyorsun? Aynı şey gibi. Oğlum şunu al, gel getiririz babaya. Acelen ne be ya falan. Babaya pek yapamıyor ama evlat anneye çok yapıyor bunu. Anne amma şey yapıyor musun? Getiririz be abi. Aynı şey kulla namaz geciktirdiği zaman aynı şeyi söylüyor Cenab-ı Hak. Dik başlılık durur. Yaparız bakalım. Aha, yaparız bakalım. Bunun için namaz vaktinin öncesinde kılmak ve kulluk vazifesini ifada himmet kemerini iyi ve sıkı bağlamak gerekir. Hadis-i şerifte gelmiştir ki her farz namazını kıldıktan sonra ayet-el kürsüyü okuyanın cennete girmesine mani yoktur. Sadece ölüm vardır buyuruyor. Hadis-i şerifte beyan buyurulduğu üzere farz namazdan sonra okunan 33 kere okunan tesbih, tahlil ve tekbirin Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber'in İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ininde sırrı budur ki namazın kılınması zamanında meydana gelen kusurların telafisi. O tesbihler de namaz içindeki kusurların telafisi. O tesbih ve tekbirlerdir. Binaenaleyh namazı layıkıyla kılamadığını ve ibadetinin noksan olduğunu ve o tesbihlerle itiraf etmek gerekir. Allah-u Teala'nın tevfikiyle, yardımıyla ibadetin yapılması nasip olunca o nimetin şükrünü elhamdülillah diyerek yerine getirmek ve ondan başka ibadete müstahak yoktur diye Allah-u Ekber diye söylemek ve bilmek lazımdır. Namaz edeplerine ve şartlarına uygun olarak kılınıp sonra samimi kalp ile tesbihler yapılıp ve nimetin şükrü yerine getirilip ve Allah-u Teala'dan başka ibadete hakkı olan olmadığı bildirilirse ümit edilir ki o namaz Allah-u Teala'nın kabulüne şayan olur ve o namazın sahibi olan kişi kurtulur. Aynı şeyi söylediler. Yani böyle yaparsan diyor, bu diyor kurtulursun. Ümit edilir. Ümit edilir. Onun için tesbihleri terk etmemek icap eder. Ne yaparsan hiç olur. Eksikleri tamamlıyor. Evet. Ne zaman ki namaza durmayı irade edince önce dünya fikirlerini zihninden silip Allah-u Teala'nın azametini göz önüne getirmeye uğraşmak lazımdır. Çünkü namaz kılmak Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmaktır ve Peygamber Efendimizin miracıdır. Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'ndaki müşahedesidir. Her namazda veya her günde veya her haftada bir kere olsun Allah-u Teala'nın korkusundan bir miktar gözyaşı dökmelidir. Biz dökemiyoruz. Birisi bizi dövse ağlarız o zaman. Onun için dökmek olmaz. Tabii, o da olmaz tabii. Hadis-i şerifte buyuruldu ki ne mutlu o kişiye namazı içinde Allah korkusuna ağlar. Hangi namazda gözyaşı dökülmezse o namazın faydası pek azdır. Ya şeyde Kabe'de böyle bakıyorsun kılığına, kıyafetine Mustafa Bey. Kıldığı namaza falan bakıyorsun. Allah Allah diyorsun. Ya sonra gidiyor. Kabe'nin örtüsüne bir yapışıyor. Bilemem ben üstünü zannediyor. Ya hüngür hüngür yüzünü gözünü sürerek ağlıyor. Onlara gıpta ediyor biliyor musun? Kalbini bilemem ben. Ama zahirine belki de kalbi ben üstü zannediyorum. Bunun içi dışı böyledir. Çünkü onu tanıyan ya giden yok yani. Kime gösteriş evet. yapacak ki? Kime evet. gösteriş yapacak ki? İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki hangi namaz ki gönül hazır olmayarak gafletle kılınırsa o namaza sevap yerine ceza verilebilir. Ana, bu tehlikeli yani. Peygamber Efendimiz namazın ancak gönül hazır olduğu yeri yazılır, gerisi yazılmaz buyurdu. Biz namaza duruyoruz, alışverişe gidiyoruz. Ne yapacağız şimdi? Eli işte gözü oynaşta gibi bir şey oluyor bizimki. Ya, oradan alınmaz diyor. Onu atıştırır bu. Bunun için namazın cemaatle kılınması lüzumunun hikmeti ve fazileti çok olduğunun sebebi budur ki cemaatten her birinin gönlü hazır olduğu yerler toplanırsa belki bir yani tam namaz olup dergaha yükselebilir. Onun için cemaatle kılın diyor. Birisi kıyamda, birisi rükuda, birisi secdede, birisi kavmede hazırdır o adam. Bir anda olsa değil mi? Hep. Bir kişi de o toplanmadığına göre değişik kişiler de toplanıp iki rekat namazı gönderiyorlar.
veya cemaatin birinin namazı makbul olursa onun hürmetine diğerlerin namazları da makbul olur. Bir kişinin haccı makbul olmakla bütün hacıların haccı makbul olduğu gibi. Hadis-i şerif bunun için bunun üzerinde feveylül lil ayeti kerimesinin manası şöyledir ki veil azap şol kimse içindir ki namazını kayırmaz. Yani vaktinde kılmaz. Cemaati kaçırır. Birinci tekbire yetişmez. Tadili erkana ve adaba riayet eylemez. Allah-u Teala'nın hazır ve nazırlığını anlamaz. Kur'an-ı Kerim'in manasını düşünmez. Bu gibi hususlara riayet etmeyenler, namazı hiç kılmayanlar gibi kıyamet gününde ilahi azaba hazır olsunlar. Ona tehdit var. O halde şöyle itikad edersin ki Allah-u Teala bizim idrakimizin ötesinde olan bir huzur ve nazarla hazır ve nazırdır. Her ne amelde olursan ol, bilir ve görür. Gönlünden geçeni senden daha iyi bilir. Sen de Allah-u Teala'ya sanki görür gibi ibadet edersin. Sen onu görmezsin ama o seni gördüğü heybet üzerine amel edesin. Malum olsun ki namazda ilk tekbir kulların ibadetten ve namaz kılanların namazından Hak Sübhanehu ve Teala'nın müstani olduğu, uzak olduğuna işarettir. Yani kulların ibadetine Allah-u Teala'ya ihtiyacı yoktur. Rükünlerinden sonraki tekbirler Allah-u Teala'yı ibadet için her rekatı yerine getirmeye liyakatı olmadığına işarettir. Rükû tesbihinde tekbirin manası anlaşıldığından rükûdan sonra tekbir söylemek emir buyurulmadı. Ama iki secde onun hilafınadır. Aksinedir ki onlarda tesbih söylemekle beraber öncesinde ve sonrasında tekbir getirmek emredildi. Ta ki zilletin neticesi ve nihayet yeri olan secdelerde hakkıyla ibadet etmek vehmine kimse düşmesin. Bu vehmi def için secde tesbihinde a'la, subhanarabbiyel a'la lafzı vardır. Eğer kainatın yaratıcısının sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol mealindeki ayet-i kerimesiyle iltifat etmiş olduğu kimselerden olmak istersen namaza kalk. İftar tekbirinden önce Allah-u Teala'nın ruh ve madde alemlerinden olan, yani daha namaza başlamadan önce diyor şimdi Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri. Burası insanı dehşete düşürüyor. İftar tekbirinden önce Allah-u Teala'nın ruh ve madde alemlerinden olan bütün mahluklarını düşün. Zihninde ve nefsinde hazırla. Bundan buna da önce nefsinden başlayarak bütün uzuv, organ ve kuvvetlerini düşün. Sonra bu alemin içindeki madenleri, bitkileri, hayvanları, insan ve diğer mahlukları aklında tut. Sonra denizleri, küçük ve büyük dağları, sahraları ve bunlardaki acayip şekildeki otları ve hayvanları ilave et. Sonra kainatın büyüklüğünü ve genişliğini tasavvur et, düşün. Ondan sonra gökten göğe çık. Madde aleminden ruhlar alemine intikal et, geç. Dünyada bulunan bütün kötü insanların ve insanlardan başka canlıları, dağları, denizlere ait olan canlıları düşün ki Resul-i Ekrem'in hadis-i şeriflerinde bildirildiği gibi. Nasılmış o? Cinlerin insanların 10 misli fazla olduğunu. Şu anda 7 milyar insan var. Yani cinler 70 milyar. Yeryüzü hayvanların, karadaki hayvanların insanlarda ve cinlerden 10 misli fazla olduğunu. 7 milyar 70, 77 milyar. 10 kat önce 777 milyar. Uçan hayvanların, havadakilerin, yerdeki hayvanlardan, insanlarda ve cinlerden 10 misli fazla olduğunu. 777, 10 defa çarp. 7700. Ne 7000'i? Milyar diyorduk biz. Milyarın üstündeki rakam. Yani işte. Sıfırlar. Oktilyon muydu? Trilyon muydu? Trilyon herhalde. Neyse. Ondan sonra denizdeki hayvanların, uçan hayvanlardan, yerdeki hayvanlardan, insanlardan ve cinlerden 10 misli fazla olduğunu. İnsan, cin, ondan sonra karadaki, havadaki, denizdeki topluyorsun. İşte 7 trilyonsa 10 katı 70 trilyona çıktı. Neyse. 10 katı fazla. Yerdeki meleklerin şimdi sıra denize geldi. Yok, denizdeki hayvanların, uçan hayvanlardan, yerdeki hayvanların, insanlardan ve cinlerden 10 misli fazla olduğunu. Allah Allah, insan 10 katı cin, bu ikisinin 10 katı karadaki hayvanlar, bu üçünün 10 katı havadakiler, bu üçünün dördünün 10 katı denizdekiler, bu beşinin 10 katı yeryüzündeki melekler. Ya biz niye hesap edelim? Biz dinleyenler hesap etsinler, onlar yapsın. Yani hiç ya, herkes çok sıfırlı bir şey. Çok sıfırlı. Ve yerdeki meleklerin, denizdeki hayvanların, uçan hayvanların, yerdeki hayvanların, insanların içinden 10 misli fazlası, bunları zihninde tut. Tuttuk. Birinci gökteki meleklerin, yerdeki meleklerden, yani teferruata girmeyelim, bu yerdekilerin 10 katından fazla,
İkinci kat göktekiler, birinci kat göktekiler de ilave ederek bunların 10 katından fazla. Üçüncüküler öncekilerin 10 katından fazla. Dördüncüküler hep 10 katından fazla. Beşincidekiler 10 katından fazla. Ondan sonra altıncıdakiler bu saydıklarımızın hepsinden 10 katından fazla. Yedinci kattaki gökteki meleklerin, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gökteki meleklerin, meleklerle yerdeki meleklerden, denizdeki hayvanlardan, uçan hayvanlardan, yerdeki hayvanlardan, insanlarda ve cinlerden 10 misli fazla olduğunu zihninde tut. Ben neyim şimdi? Oktilyon katrilyon gitti. Bu kadar varlığım içerisinde. Daha bitmedi. Bütün bunların arş, kürsi, levh-i mahfuzdaki meleklerin miktarları yanında ise, hani biz diyoruz uf oktilyon mu oldu, katrilyon mu oldu, neyse sayılarını da yerlerini de unuttuk da, bütün bu saydıkların hepsi miktarların yanında ise, bir denizin bir yanında ise bir denizin bir damlası gibi olduğunu zihninde tut. Hayda. İş değişti şimdi. Ya ama ben benim gibi adam falan diyordum ya. Sıfırlatattı yani. Ve ondan sonra Adem Aleyhisselam'dan beri yaşayan insanların arasında ahiret işlerini inkar ve taşıdığı aklına istinaden inkarda ısrar edenlerle vehim ve şek edip de tereddüt aleminde kalanlar ahiret işlerini ikrar ve tasdik edenler nispetten hiç mesabesindedir. Şimdi bütün bunları Seyyid Abdülhakim Arvazi Hazretleri namaza durmadan önce böyle düşün diyor. Ne demek istiyor öyle namaza durmadan önce bunu düşün? Ondan sonra kendine ben neyim? Yani bu trilyonların, katrilyonların içerisinde sen nesin yani? Mikroskop altında bile görünmezsin bu durumda. Görünmezsin. Yani. Niye ben böyle havalıyım peki? Her şeyi değiştirebilirim falan. Aha, benim gibi adam. Niye benim gibi kıymetimi bilmiyor herkes? Ya Allah Allah. İnsana kasan dehşete varıyor. Nesin yani? Olsan da bir, olmasan da bir yani. Abi yani bu kadar mahlukat içerisinde varlığın yokluğun haberin bile olmaz. Bu kadar artistlik yapmaya gerek yok. Yok yani. Yok yani. İnsan ezilir ve sen yani hiç mesabesinde olan sana Allah-u Teala seni muhatap kabul etmiş, sana bir emir vermiş. Beş vakit namazı kılmakla şereflendirmiş. İşte bu şekilde Seyyid Abdülhakim Arvasi de buyuruyor ki böyle düşünür, kendini böyle hazırlar. Namazda da bunlarla aynı şekilde şey yaparsan bu namaz müminin miracı olur buyuruyor. Yoksun ya. O zilleti de böyle yaşayabilir insan. Böyle yaşayabilir yani, tabii. Öbür türlü hala kafası dik yani. Hala dik. Hatta işte naklederken yazıyor ya mübarek, mesela rükuda giderken yani hatırına gelirse, kıyamdayken okurken ben ne güzel okudum, benim gibisi var mı falan derse, onun için Allah-u Teala rükuyu emretmiş. Rükuya gidince yani kendine gel diyor rükuda. Haddini bil. Haddini bil. Eğer rükuda da böyle bir şey yaparsa onu sana secdeye git diyor. Bu zilletin yani, artık. Zilletin doruk noktası. Evet. Zilletin doruk noktası. Ve insan tabii orada hani dehşetten Allah-u Teala'nın aynı şekilde hani hitab-ı ilahiyle muhatap olacaksın. Ve o anda işte büyüklere neler malum oluyorsa, neler şey yapıyorsa işte Hazreti Ali'nin ayağından o şeyi çekip alıyorlar. Yok bu alemde. Kendini yok biliyor. Ve bu yok bilmek, yok bilmek böyle sadece lafla falan da değil. Evet. Çünkü olmuş bir hadise. Yani bedenin her zerresi, her hücresi kesiyorsun, biçiyorsun da haberi olmuyor. Hakikaten yok bilmiş yani kendisini. Yok bilmişler. Olmayacak şey mi? Olmuş. Evet. Efendim siz olmayacak şey yani hayır, olmuş. Efendim biz Hazreti Ali miyiz? Hazreti Ali gibi miyiz? Değiliz. Elbette ki değiliz. Allah-u Teala ona vermiş olduğu o nimeti bize vermemiş. Bize ihsanda buyurmamış. Ama kalkıp da aynı şekilde hani saldım çayıra Mevlam kayıra da değil. Ya tamamen de gafil olmamak. Evet yani yazılmasından yani, murat bu yani. Evet. Yazılmasından murat bu. Ve devam ediyor buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki göklerde melek bulunmayan bir karış yer yoktur. Kimi kıyamda, kimi kadede, kimi secdede, kimi rükuda. Bunlar Allah-u Teala tesbihle meşgul. Ve bir kısmı da cemali ilahi de kendilerinden geçmiş bir halde bulunmadır. Dünyada bile haberi yok. İnsanda bile haberi yok buyuruyor. Bunları da aklında hazır tut diyor. Bak bunlar da daha böyleleri de var ha diyor. Bunları da aklında hazır tut. Arş-ı ilahinin halleri ve onun etrafında mevcut olan bütün işleri takdis ve tahmid olan melekleri de zihninde tut. Bu meleklerin dışında bir de böyle arş-ı ilahinin etrafında olan melekler de var. Sonra bu alemin dışında Allah-u Teala'nın mahluklarını düşün. Nitekim Allah-u Teala kelam-ı kadiminde, Kur'an-ı Kerim'de ey Habibim, Rabbinin emrine tabi ve itaatkar olan mahluklarının sayısını ancak o bilir.
Bunların da cismani ve ruhani olarak tamamını kalbinde ve aklında tutup göz önünde getirdiğin zaman Allahu Ekber de derken de şöyle düşün. Allah Teala öyle bir yaratıcıdır ki bu eşyaları yoktan var etmiştir. Öyle bir Allah'tır ki Celle Şanuhu bu eşyanın kemalatı, tertibi ve işleri onun icadı, onun yaratmasıyla asıl olmuştur. Allah öyle bir Allah-u Teala'dır ki yarattıkların hiçbirine benzemez ve hiçbir şey ona benzemez. İşte namazın başlangıcında farz olan ve ihtida tekbiri denilen Allahu Ekber'den maksat budur buyuruyor Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri. Yani bir saatten beri naklediyoruz ya. Yani bu şekilde azamet ve kudreti ilahiyeyi düşünerek ondan sonra namaza başlamalıdır. Biz daha başlamıştaymışız. Girmemişiz biz namaza. Serveri alemin aleyhissalatü vesselam namaz müminin miracıdır buyurduğu, müminin miracı olan namaz işte böyle kılınan namazdır diye de noktayı koyuyor Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri. Eğer bu şekilde kalp huzuruyla ve bütün edeplerine, şartlarına riayet ederek namaz kılınırsa, Miraç gecesinde serveri aleme hasıl olan tecelliler hasıl olur ki, o zaman namaz müminin miracı olur buyurmakta Seyyid Abdülhakim Harbi rahmetullahi aleyh. Şimdi tabii Mustafa Bey bunları okuyunca, bunları dinleyince insan dehşete kapılıyor. Evet. Ha diyorsun böyle bir namaz olabilir mi? Şimdi Eshab-ı Kiram aleyhimdülillah efendilerimiz böyleydi. Bunu tattılar. Tabi'in tebe-i tabi'inden tadanlar öldüler çünkü onlar da tattılar. Sonra yüksek derecedeki Evliya-i Kiram'dan aynı şekilde ve bizim zamanımıza yakın Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri de ve 400 sene önce İmam-ı Rabbani Hazretleri de aynı şekilde kitaplarına bunları yazmışlar. Peki bu zatlar da bunu aynı şekilde müşahede etmişler. Mesela Evliya-i Kiram'ın halleri kitaplarda anlatılırken namaza durduğu zaman rengi giderdi buruluyor. Kül gibi olurdu. Namazdan çıkmak istemezdi. Mesela bazıları namaz kılarken Fatiha-i Şerife'yi okurken Estağfirullah İyyâke na'budu de takılır kalırdı. Ancak sana ibadet ederiz. Korkuya kapılırlarmış. Öyle mi acaba diye. Öyle mi acaba? Gerçekten ben Rabbime mi aynı şekilde ibadet ediyorum? Yoksa ben sahtekarlık mı ediyorum? Rabbimin huzurunda aynı şekilde yalan mı söylüyorum? Korkudan düşüp bayılanlar olurmuş. Bu mübarek insanlar için namaz maksat. Maksat. Yani onun için yaşıyorlar gibi bir şey. Aynen öyle. Biz ise işte işlerin güçlerin arasında böyle bir hani kılıyorsak arada çıkartılacak bir şey. Büyüklerden bir zat buyuruyor ki hani yaşamayı ister misin? Evet buyuruyorlar. Niçin buyuruyorlar? Uzun yaz günlerinde oruç tutmak, uzun kış gecelerinde de diye ibadet etmek için. Namaz kılmak için. Ha, onların maksadı o. Evet. Onların maksadı o. Şimdi Mustafa Bey yani biz burada sadece hissettiriyorlar bize. Hakikaten hissettiriyorlar. Ve insan dehşete kapılıyor. Peki bunun bize en büyük faydası ne olur? Yani bunları okumanın, bunları dinlemenin bize ne faydası olur? Mesela dinleyicilerimizin de hatırına gelebilir. Ya öyle şeyler naklettiniz ki bizi korkuttunuz. Ya korkutmak için değil. Yani ya işte arkadaş biz günde 5 vakit namaz kılıyoruz ya falan deme. Namaz bu. Ve İmam-ı Rabbani Kudüs'ü sözleri tabii onları zamanımız müsait olmadığı için alamadık buyuruyor ki İmanın da bir hakikati bir sureti olduğu gibi namazın da hakikati bir sureti var. Fakat buyuruyor. Bu müjdede işte. Allah-u Teala suretini de hakikat gibi kabul ediyor. Suretini de hakikat gibi kabul ediyor. Bizimkileri yani. Bizler inşallah Teala o vasıtayla kurtarabiliriz. Bir de bu büyüklerin buyurdukları gibi böyle salih cemaatler bulabilirsek onlara iştirak ederiz. Ama bu büyüklerin hayatını okuyup, kitaplarını okuyup bunlara Cenab-ı Hak bizim sevgimizi arttırsın, muhabbetimizi arttırsın. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el mer'u me'amen ahabbe buyuruyorlar. Kişi sevdiğiyle beraber. Biz bunları seviyoruz. İnşallah Teala ahirette de bize şefaatçi olurlar. İnşallah. Bu cuma gecesinin hatırı ve hürmetine efendim. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda bir başka konuyla buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Gönül Pınarı.